Evet. Hoş geldin. Merhabalar. Yayını benim, bu yayını Sivaslılar olarak bastık. Sunucu Sivaslı. Gel yardım isteyenler Sivaslı. Sivas doğumluyum. Sivas doğumlu, babası asker çünkü. Benim de annem Sivaslı. Evet, peki buyur seni alalım. Emineciğim, senin kızın Yağmur burada değil. Nerede? Çünkü seninle bir araya gelmek istemedi bu stüdyoda. Yarası olduğu için gelemiyor. Nasıl? Yarası var. Yarası var. Tabii. Peki. Dün konuştuklarımızı bir hatırlayalım. Sonra hemen neden yarası var dedi. Ben neden aslanlar gibi bu kadar insanların arkasına çıkıyorum. Böyle o kadar da güzel destekler alıyorum ki herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hatırlatması girsin. Dün konuştuklarımız. Yağmur annesine ne dedi? Hatta annesinin sevgilisini döveceğini falan düşündü. Araya girdi, annesini bir itti falan. Anneye çok öfkeli. O anları bir görelim lütfen. Yağmur bu kadar esrarengiz bir çocuk muydu? Biraz yalancıydı yani, esrarengiz değildi. Bir yerine otur ne olur, korkuyor senden. Anne Emine ve kızı Yağmur arasındaki yüzleşme bitmedi. Ben genç kızlığımı yaşayamadım abla, anneliğimi yaşayamadım. Bir yere gidiyorum, affedersin Sinop'ta markete gidiyorum. Marketteki kasiyerler diyor ki kardeşin abi benim doğurdum ne ara benim kardeşim oluyor. Hadi ya annelik ne kadar anne yaptın. Anne mi söylüyor öyle? Anne abla bağlayabilirim annelik ben annelik ne kadar yaptın Elan sabahları kalkıyor. Oradaki müdürlerden tutan ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen milleti bilmiyor da sen benim çocuğumu yerden yere atan insandın daha düne kadar. Bir şey... Sen benim çocuğumu yerden yere atan insandın daha düne kadar. Bir şey diyebilir miyim? Torununa hepsi yalan Didem Hanım. Ben o çocuğa madem emek verdim. Ben o çocuğu büyüttüm. DNA testi istiyorum. DNA testi istiyorum. Yağmur konuştu. Emine çılgına döndü. Kanıtlatsana. Kanıtla, kanıtla. Kanıtla. Tamam. Hani nerede ki millet de şahit ya. Kim şahit? Kanıtla. Millet de şahit. Kayseri'deki herkese, Demel'deki herkese, Sinop'taki herkese, Sivas'taki herkese. Bir çocuğum demiyor muydun? Ya o çocuğum gibi çocuğum, çocuğum hiçbir zaman demedi. Çocuğum ben doğurdum diyor. Abla yemin ederim bak herkes bağlasın. İddialar havada uçuştu. Ortalık karıştı. Hiçbir zaman dinlemiyor ki bir anne zaten. Olduğu tartışılır. Nasıl yani. Bir aa? Abla sen ne? Beni ne kadar tanıyorsun? Hep şerefsiz! Senin annene kızma. Annene kızma. Geç yine. Annene kızma. Geçene geç. Annene kızma. Annene kızma. Şey diyeceğim. Yağmur yerine geç. Senin annen baban yok mu? Valla Emineciğim kızının gözlerinde çok büyük bir öfke vardı. Çok büyük bir öfke. Sence Yağmur neden gelmedi? Yalanlar ortaya çıkacak, daha fazla rezil olacak bu kadar insana karşı diye geldi. Başka yalanları mı var? Konuştu hiçbir şey doğru değil ki Didem Hanım. Konuştu bak, hiçbir ben, şey. Hiçbir şey doğru değil, bu kız benim kızım olamaz. Neden öyle ben düşünüyorsun? Ben çok sakinim. Şu an bak sakinleştirici, dün nasıl dediniz ya siz sakinsiniz. Bugün de mi aldın? Ay, her gün alıyorum. Dün buradan çıkarken arabada çok ağlıyordum. Hep ekip arkadaşlarım da gördü. Ve otelin kapısına girmeden bayılmışım. Ben hep bayılarak gidiyorum. Her gün ambulans geliyor. Her gün? Sorabilirsiniz evet. Ay, normalde bana her şeyi bilgi verirler ama Pınar'cığım. Hayır, hayır, her gün ambulans geliyor. Sağ geliyor? Olsunlar. Başka ekipteki arkadaşlarımız hep yardımcı oluyor. Ay, evet, her gün ambulans çağırıyorlar. Şimdi kızın senin dokunmandan bile rahatsız oldu. Hatta şu hareketi yaptı. Hayır, dokunma hayır. Bana. O hep dümen. Ben çok titiz bir insanım. O benim kadar keşke titiz olabilse. Ela konusuna gelince 4 ay oldu Didem Hanım. Çok özledim, burnumda tütüyor. Çünkü ben onun özenliğim hiçbir zaman demedim ki. Bak yine burada söylüyorum. Ben onu dünyaya getirmedim. Dünyaya getiren anne değildir ki, ona bakan annedir. Ya çok iyi bir anneanne ve çok iyi bir anne oldum diyorsunuz. Heh, kesinlikle. Ben bunu zaten normalde çevremdeki arkadaşlarımla da bu şekilde paylaşırım. Ben hiçbir zaman ben dünyaya getirdim. Ben ona sütümü verdim demiyorum. Gene arkasındayım. Bu kadar milyon insanın önünde gene söylüyorum. O da diyor ki ben diyor anneliğimi yaşayamadım. Hayır, annemin hayır. Baskın karakteri hayır, yüzünden. Hayır hayır Didem Hanım. Sadece kendisi ben onu hep benim şey konuşmalarımı hep bastırıyorlar. Ben de sesimi kesiyorum artık. Ne yapayım? Çünkü neden bir takım şeyleri açıklamamı gündeme getirmek istemiyorlar. Açıklayabilirsin ama hakaret küfür olmaz. Yok hayır onlar gündeme getirmediler. Ha. Şimdi Ela
Ela'ya gelmeden önce yani şunu sen hep şunu söylüyorsun ve o konuda da çok netsin diyorsun ki ben sütte diyorsun leke var bende olmaz. Kesinlikle öyle. Ya bir izleyiciler zaman. Ekranda senin gerçekleri söylemediğini ve yalan söylediğini düşünüyorlar. Hayır. Ama ben yalan nedir hiç bilmem Didem Hanım. Kellem gövdemden gidecek. Gene söylerim. Ama hayır. Bilmediğim bir şeyi de. Çok iddialı oldu. Evet. Ya herkesin ama ufak şimdi, tefek yalanları vardır yani. Pembe beyaz ufak tefek yalanları vardır. Söylenir. Ama ciddi yalan konuşmam ben hiç Didem Hanım. İnanılmaz bir özgüvenle burada biliyorsunuz Emine Hanım. Evet. Neler söylemişti yayında? Hazır mı arkadaşlar? Duyuyor musunuz beni? Lütfen onu bir hazırlayalım. Çünkü çok güçlüyüm ve çok dürüst bir kadınım ve özel bir kadınım diyorsun. Öyle mi? Güçlü bir kadınım. Kendi ayaklarımın üstünde hep bu zamana kadar kendim durdum. Ailem peki neden seni desteklemiyor? Ailem hep miras konusunda. Miras. Evet, benim gibi insanlar hep arkada kalır. Peki kaç kardeşsiniz? Bu dünya, üç kardeşiz. Bu dünya Didem Hanım, ailem beni desteklemesine gerek yok ki. Ben annemin bana yaptığını asla yapmam evladıma. Hiç kardeşlerin yok mu senin? Erkek kardeşim, evin en büyüğüm. Erkek kardeşim askerde şehit oldu. Tabii okuyordu. Allah razı olsun. Polis çıkacaktı. Görevini zaten bitirmeden mesleğini daha şey yapmadan şehit oldu. Sen nereden mezunsun? Nereden mezunsun? Ben üniversite terk. Üniversite terk. Ama beden eğitimi öğretmeniyim dedi. Evet evet. Nasıl dışarıdan oluyor? Yaptım özel olarak. Hangi üniversiteden terksin? İstanbul Üniversitesi. Hangi bölüm? Beden eğitimi üzerine spor dalım. Spor dalı. Peki niye terk ettin okulu? Niye bitirmedin? Onu ben size geçen gün açıklamıştım Didem Hanım. Hatırlamıyorum. Hani ihanete uğramıştım. İlk o sırada evli miydin üniversitede okurken? Yok, üniversite değil. Okuyordum. Babamı bir trafik kazasında 36 yaşında kaybettim. Babama çok düşkün biriydim. Evet. Bunu zaten bütün çevrem biliyor. Ve o an bir boşluğa düştüm. Hata mı? Tabii ki hata ama denize düşen yılana sarılır misali böyle gördüm kendimi. Peki Emineciğim, lütfen söyler misin? Nerede, hangi okullarda beden eğitimi öğretmenliği yaptın? Erzurum'da yaptım şark görevini. Şark görevini Erzurum'da yaptım. Konya'da yaptım. Peki hangi kadroyla çalıştın? Yani sözleşmeli mi, kadrolu mu? Sözleşmeli, özel değil. Peki sözleşmeli ama üniversite mezunu olmayanları sözleşmeli almazlar ki. Ben çalıştım Didem Hanım. Nasıl çalıştın üniversite? Lise mi bu, ilkokul mu? İlkokulda beden eğitimi var mıydı? Var lise galiba. Lise. Ha, lisede. Değil. Yok ilkokul. Peki bir diploman değil. Yokken seni nasıl çalıştırsınlar ki? Nasıl? Ya bir diploman yok ya. Diploma yokken insanları liselerde bir diplomaya bakarlar Didem ya. Didem Hanım, hani bu beden eğitimi derken fitness turu oluyor ya. Otur. Pardon, özür dilerim. Erzurum'da fitness mi verdin? Yok yok, fitness turu oluyor. Fitness turu. Evet. Fitness türü. Türü, fitness türü. Otur. Mesela benim oğlum da o şekilde çalışıyor. Özür dilerim. Erzurum'da, doğuda ben, evet, fitness evet, türü. Bir yıl kadar çalıştım orada. Ne çalıştırdın? Beden eğitimi olarak. Konya'da yaptım. Konya'da yaptım, evet. Fitness. Şu an yapmıyorum. Erzurum'da yani fitness dersi mi verdin? Evet evet. Hangi hareketleri nasıl yaptırıyordun hareketlerini? Bayağı hani spor hareketleri yapıyoruz ya Didem Hanım, o şekilde. Ağlık. Hani bu fitness... Özür dilerim, yani esnek misin o kadar? Ben o çok ekleyeyim de bir göster, çok yok, merak ben ettim. Ben çok severim. Bir hareketi gösterir misin lütfen? Yani her türlü çok severim. Tamam, bir bana bir öğrencilere gösterdiğim bir hareketi bana göstermeni rica ediyorum. Yani öğrencilere kaç yıl önce yaptın? Çok oldu Didem Hanım. Ben 10 sene oldu bırakalı. Sonra sporu bıraktığın için yok, biraz... Yok yok, bıraktım. Böyle değildim. Bıraktım. 10 yıl önce kaç kiloydun? 10 yıl önce kaç hatırlayamıyorum kiloydun? Hatırlayamıyorum Didem Hanım. Şu vallahi an merak 70, ettim. 75, bir tane fitness hareketini göstersene, sırtım ağrıyor benim. Bir sırtım ağrıyor, belim ağrıyor. Bir tane hareket göster ya, bana. Böyle şey aletlerle çalışıyorduk hep. Fit şey, şınap. Şınap, evet. Evde zaten yukarıda odamda bile yapıyorum. Şınap yani. Şınap, hemen yere yatma, şınap. Şınap. O şey değil mi arkadaşlar? Uzunlaması ne oluyor ya Didem Hanım? Şınap değil mi? Ben de kelimeyi unuttum, öyle bir dedim ki evine ilahiye mi? Şınap ne kız? Şınap, şınap şey diye varmış? Geçiyor ya Didem Hanım. Neydi? Şınap, hani şınap yere hareketi. Uzanıyorsunuz ya. Şınap, şınap. Şınap, şınap o. Şınap, şınap değil. Çok özür dilerim, dilim ya şınavı sıçan. Demeyen, hadi ben şınavı bilmeyen bir beden eğitimi öğretmeni mi olur? Hayır. Şınav ne? Şınav derler ya uzanıp yap.
Dilim sürtmüş. Peki özür dilerim. Erzurum'da yani 10 yıl önce falan ne güzel yani çok mutlu oldum. Ben mesleğimi çok seviyordum. Hareket şey mi vardı okulda yani okulun ismini verebilir misin rica etsem? Şu an hatırlayamayacağım Didem Hanım çok üstünden geçti. 10 yıl evet. Ve unutkanlığım da çok. Şimdi bugün bu yere bunu buraya koyduğum zaman yarın orada bulamıyorum onu. Peki birazdan bazı ne dediniz arkadaşlar? Peki bir bilgi gelmişti onu birazdan açıklayalım diyorlar. Peki fitness aletleri var mıydı? Benim evimde yok. Hayır, okulda var çalıştı, mıydı? Tabii tabii. Hangi benim evimde yok. Birkaç tane göz hangi şey mesela, var? Cihazlar var, şu aletler indirip var. Kaldırıyoruz mesela. Ha. Oğlum da şu an yapıyor onları. Onları satın alabiliyorsunuz evinize. Evin değil de sen okulda. Okulda. Devlet okulu mu özel okul mu? Yok özel. Devlet değil. Ama diplomun olmadan seni çalıştırmaları bence suç yani. Değil mi? Kesinlikle. Hanım, Didem Hanım ben şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Yani. Televizyonda evet. Ekran şeyde izlediniz mi televizyonda? Diploması yok doktorluk yapıyor ameliyatları falan. Normal mi? İyi mi? Dolandırıcı i̇şte, o yani o kişi. Dolandırıcı sonra çıktı Didem Hanım. Sen öyle kandırmadın inşallah. Yok çok şükür hayır hayır diyorsunuz bir ya böyle bir şey söyleyeceğim böyle. Dolandırıcı falan çıkmayasın. Allah korusun Didem Hanım. Vallahi bilmiyorum yok. Yani. Allah korusun dedim. Asla. Her şeyin senin gerçek mi? Hazır evet. Mı arkadaşlar o VTR'e? Tamam her şeyin bilmiyorum, gerçek. Gerçek dedim.